أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن konumuz kişinin her nimeti Cenab-ı Hak'tan bilmesi kendisine ulaşan nimeti kendi nefsine isnat etmemesi kendi kabiliyetiyle kendi kuvvetiyle ve kendi imkanıyla böbürlenmemesi ve bunlara da güvenmemesi. Kur'an'da bu meseleyle ilgili onlarca ayeti kerime var. Bizler üç ayeti kerime üzerinde tefekkür yapacağız. Birinci ayeti kerimemiz Enfal suresi ayet 17. Estaizu billah <laughs> felem tagtuluhum Onları siz öldürmediniz. Velakinnallâhe <laughs> katalehum Lakin onları Allah öldürdü. Ve ma ve sen atmadın ey Habibim. Ne zaman? İz rameyte attığın zaman. Attığın zaman sen atmadın. Ve lakin Allah rama. Lakin Allah attı. Veli yübleyel müminine minhu belaen hasana bunu yapma sebebi müminleri katından güzel bir imtihan ile imtihan etmek içindir. İnna Allahu semiun alim. Muhakkak ki Allah işitendir ve Allah bilendir. Onları siz öldürmediniz lakin Allah öldürdü. Ve sen attığın zaman sen atmadın lakin Allah attı. Allah bunu müminler katından güzel bir imtihan ile imtihan etmek için yaptı. Allah işitendir ve Allah bilendir. İşte bu ayeti kerime kişinin her nimeti Allah'tan bilmesi gerektiğini ders veren bir ayeti kerimedir. Şöyle ki ayeti kerime Bedir Savaşı hakkındaymış. Bedir savaşı tamamlandıktan sonra ve Müslümanlar galip geldikten sonra sahabeler bir yerde toplanmışlar ve aralarında şöyle konuşmuşlar. Şu kafiri şöyle öldürdüm. Bu kafiri böyle öldürdüm. Ona şöyle yaptım. Savaş meydanında kafirlere yaptıklarını, onları öldürmelerini kendi nefislerine ve kuvvetlerine isnat ederek anlatmışlar. Bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oluyor. Felem <Sessizlik> taktuluhum. Onları siz öldürmediniz. Velakin Allah katalahum. Onları Allah öldürdü. Yani Cenab-ı Hak kafirlerin öldürülme nimetini kişinin kendi nefsine isnat edip ben yaptım demesine razı olmuyor. O zaman en uygun cümle ne olurdu? Her de şu olurdu. Allah şu kafiri benim kılıcımla öldürdü. En güzel cümle. Allah şu kafiri benim kılıcımla öldürdü. Allah şu kafirin ölümüne beni bir sebep yaptı. Beni vesile yaptı. İşte bu cümlede o kafirin öldürülme fiili Allah'a isnat edilir. Kişi kendi kılıcını ve kendi kuvvetini sadece ve sadece bir vesile ve bir vasıta bilir. O ne yapmak lazım? Her nimeti Allah'a isnat ederek konuşmak lazım. Mesela Cenab-ı Hak bazen benim kalemime eserler ihsan ediyor. İşte bu eserler de serangah.tv sitemizde videoya dönüştürülüyor. Ben şunu demekten hayal ediyor. Bunu ben yazdım. Böyle demiyor. Kur'an ve Risale-i Nur bu dersi bize vermiş. Ne demeye çalışıyor? Allah benim kalemime yazdırdı. Güzel bak. Allah kalemime yazdırdı. Kendimizi aradan çıkarttık. Sebep olarak bile kendimizi bilmiyor, kalemimizi sebep gösteriyoruz. Ve o eserin yazılma işini, cana bakın kendini isnat ediyoruz. Atikerime devam ediyor. Önce ini sebebini anlatalım. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar tabi çok zayıf. 313 kişi, kafirler 950 kişi. Ve kafirler galip gelmek üzere. Müslümanlar neredeyse mağlup olacaklar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ellerini açıp Allah'a yalvarıyor. Diyor ki ya Rab, eğer şu topluluk da burada helak olursa, sana dünyada ibadet edecek, secde edecek, uku edecek, Allah diyecek bir topluluk kalmayacak. Ya Rabbi bize yardım et. Efendimizin duası neticesinde efendimiz vahiy ile yerden toprak alır. Ve kafirlere doğru toprağa fırlatır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın fırlattığı o toprak kafirlerin ve müşriklerin gözlerine kaçar. Müşrikler gözleriyle uğraşırken sahabeler saldırıp onları mağlup eder. Bedir Savaşı'nın kazanılmasındaki sebep efendimizin bu mucizesidir. İşte buna işaret eden "Ve mağameyte izgameyte ey habibim o toprağı attığın zaman sen atmadın" Velakin Allah ama onu Allah attı. Bak. Bedir Savaşı'ndaki iki hadiseyi Cenaba kendine isnat ediyor. Kullarının nefislerine isnat etmesine razı olmuyor. Birincisi Müslümanların müşrikleri öldürmesi, ikincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın toprağa atması. Şimdi düşünün bir defa. Efendimizin toprağa atması bir mucizedir. Cenab-ı Hak bu mucizeyi bile Habibine isnat etmiyor. Onu ben attım. O fiilin faili benim. O ikramın mükrimi benim. O size bir ihsandı, muhsin benim diyor Allah. Kafirlerin öldürülme fiilini sahabelerin nefislerine isnadına razı olmuyor. Diyor ki siz öldürmediniz. Sizin elinize kılıcı sallama kuvvetini veren benim. Kılıcın sahibi benim. Kalbinize o müşriklerle cihat etme kuvvetini veren benim. Ayaklarınıza o cihat meydanında sebat veren benim. O müşrike bir zaaf verip, gaflet verip, kılıcınızı isabet ettiren de benim. Siz değilsiniz. Peki Cenab-ı Hak niçin e, müş müminleri galip kılmış? وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نُبَلًا hasana Kendi katından güzel bir imtihanla imtihan etmek için. Yani bakalım acaba onlar bu galibiyeti kendi nefislerine mi verecekler? Biz kazandık. Biz yaptık. Biz öldürdük mü diyecekler? Yoksa savaştan sonra el açıp ya Rab senden başka galip yoktur. Senden başka yardımcı yoktu, Senden başka fettah yoktu. Sana hamdü sena olsun. Sen bu savaşta bize galip eyledin. Bize yardım ettin diyerek nimeti Allah'tan mı bilecek? Bedir Savaşında Müslümanların galip gelmesinin sebebini Cenab-ı Hak izah etti. Onları imtihan etmek. İmtihan sadece musibetle olmuyor. İyilikle de, İkramla da imtihan oluyor. Acaba kişi onu kimden bilecek? Din bazen insan büyük bir iş yapak, der ki ben yaptım, ben kazandım. Ben Subhanallah. Ben sözü İblisin sözüdür. Ben sözü Karun'un sözüdür. Karun da aynı şeyi söyledi. Musa aleyhisselam ona efendim nasihat ettiğinde dedi ki innama utituhu ala ilmin indi. Ben bu malı katımdaki bir ilimle kazandım dedi. Allah'tan bilmedi. Katımdaki bir ilimle kazandı. Bunu sahibi benim. Bunu icat eden benim dedi. Haşa ve kelime. Ne oldu? Helak oldu. Kardeşlerim her nimeti Allah'tan bilmek lazım. Her nimet Allah'tan bilmek lazım. Asla kendimizde varsa eğer o da bir kemali, bir güzelliği, ne bileyim bir cemali asla nefsi isnat etmemek lazım. Bir elbiseyi mi giydik? Bu elbiseyi giydiren Allah'ım sena olsun. Efendim alim misiniz? İlmi bana öğreten Allah hamdü sena olsun. Güzel misiniz? Beni böyle güzel yapan Allah hamdü sena olsun. Cöme çok infak mı ediyorsunuz? Ben verdim değil. Böyle sadaka vermeyi bana kolaylaştıran ve beni bu işte istidam eden Allah'a hamdü sena olsun demelisiniz. Şimdi ikinci ayeti kerim aynı manada kişinin kendine güvenmemesi mesele bu. Tövbe suresi ayet 25-26 Lagat nasarakumullahu fi mevadine kesira Allah size and olsun ki birçok yerde işte Bedir'de işte Hendek'te işte efendim Uhud'da yardım etti ve yevme Hüneyn ve Hüneyn günü de yardım iz acabetkum kesretukum. Hani o vakit kalabalık olmanız sizi şaşırtmıştı. Size bir acep vermişti. Hayrete düşürmüştü. Sizi gururlandırmıştı. Hüney Mekke ile Tayf arasında Tihame denilen o dağlık bölgede bir yer ismi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiğinde Mekke'nin dışındaki Havazin kabilesi toplandı ve dedi ki Muhammed Mekke'yi fethetti. Eğer ona müsaade edersek onlar güçlenir. Ve bir zaman sonra bize saldırırlar. Havazin kabilesinin başı Malik İbni Af. Etraftaki bütün kabileler ve bütün aşiretleri topladı. Tam 25 bin kişilik bir ordu kurdu. Ve şöyle bir önlem aldılar. Eşlerini, evlatlarını, koyunlarını, davarlarını, altın ve gümüşleri ne varsa her şeyi Hünen meydanına çıkarttılar ki kimse kaçamasın. Yani kişinin gönlü Evladıyla, eşiyle, malıyla, altınla, gümüşle bağlıdır ya. o Oradan kaçtığı zaman da bunları kaybedecek ya. İşte hiç değilse onlar için savaşsın. Ama savaş meydanından kaçmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Havazin kabilesinin bütün aşiretlerle savaş için toplandığını duyunca, hemen bir ordu toplar. 12 bin kişilik bir ordu teşekkül eder. 12 bin kişi. Hiç o güne kadar sahabeler öyle bir ordu görmemiştir. O orduyu gören sahabeler der ki bu orduya galip gelecek. Ve bu orduyu mağlup edecek hiçbir ordu yoktu. İşte iz acebetkum kesretukum bunu işaret ediyor. Onlar o sözüne. O zaman kalabalık olmanız sizi gururlandırmıştı. Sizi hayrete düşürmüştü. Ordunuzun kuvvetine güvenmiştiniz. Felem turni ankum şey'a. Ama o kalabalık oluşunuz size hiçbir fayda vermedi. Ve dağat aleykumul ardu bima rahbet. Dünya geniş olmasına rağmen sizi sıktı. Ve sonra siz arkanızı çevirip kaçtınız. Malik İbn Af çok iyi bir savaşçıydı. Huney, Tihama dağları sebebiyle dağlar inişi çıkışlı. Ve gelen o Müslümanlar ister istemez dağların arasındaki vadilerden geçecekler. Malik İbni Af ordusundaki okçuları Müslümanların geçeceği vadinin iki tarafındaki dağlara dikti. Müslümanlar Halid İbni Velid'in kumandasıyla öyle pervasız ilerliyorlardı ki böyle bir orduya kimse galip gelemez. Önlem almadılar İki dağın aracındaki o vadi, o yamaca geldiklerinde müşriklerin savaşçıları oklar yağdırmaya bir başladılar. Ve subhanallah meydan can pazar. Sahneyi şöyle hayal etmeye çalışın. O sahabeler, o sahabeler düşünün ya. Yani. O meydanı bırakıp Efendimiz aleyhisselamı terk edip kaçmaya başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında sahabenin büyüklerinden sadece bir grup kaldı. Efendimiz sahabelerin kaçmasını önlemek için Allah'ın Resulü burada, Resulullah burada, Muhammed burada. Nereye gidiyorsunuz? Allah'ın Resulünü yalnız mı bırakıyorsunuz? diyordu. Ama öyle bir can pazarı ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu sesi duyulmuyordu bile. İşte bakın şu Mati Kerime'ye. Felem tuni ankum şey'a. Kalabalık olmanız size vermedi. Ve dağgat aleykumul ardu bima rahubet. geniş olmasına rağmen size dar geldi, sizi sıktı. Sümme velleytum mutbirin. Sonra siz sırtınız dönüp kaçmaya başladınız. Evet o sahabelerin kendi ordularına, kendi kuvvetlerine güvenmelerinin neticesi işte bu olmuştu. Allah onları kendi kuvvetleriyle baş başa bıraktı. Gene bakın yardımı olmadan. Hangi ordu galip gelebilir? Sümme enzalallahu sekinetahu ala rasulihi ve ala müminin. Sonra Allah Resulü'nün ve müminlerin üzerine bir sekine indirdi. Ve enzele cunudan lan taravha ve sizin görmediğiniz ordular indirdi. Allah meleklerden ordular gönderdi. Ve Müslümanların kalbine bir sekine indi, bir sabır, bir metanet, bir kuvvet. Kaçan sahabeler birden bir kendine geldi. Dediler ki biz nereye gidiyoruz? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam oradayken biz ne yapıyoruz? Teka o kaçan sahabeler Cenab-ı Hakk'ın sekine nimeti sayesinde Efendimizin etrafında toplandı. Ve Cenab-ı Hak savaşması için Hüneyn'e melekler gönderdi. Ve azzebellezine kefehu ve Allah kafirle azap etti. Ve zalike cezaul kafirin işte kafirlerin cezası budur. Şimdi tabi uzun bir kıssa ben detayla girmedim. Dersimize bakan yönüyle ele alalım. Sahabeler ne yaptı? Kendi kuvvetlerine, ordularının kalabalık oluşuna, ihtişamına güvendiler. Netice, Cenab-ı Hak da o, o güven sebebiyle yardımını geri çekti. Cenab-ı Hak yardımını geri çektiğinde, kimse galip gelemez. Kimse galip gelemez. Sonra Cenab-ı Hak yardımını Müslümanlara gönderdi. Onları sekine indirdi. Onlarla savaşması için melekleri gönderdi. Ve Müslümanları Hünen'de galip kıldı. Ve Müslümanlar Havazin kabilesinin o bütün savaş meydanına çıkarttığı koyunlar, keçiler, altın, gümüş ne varsa hepsine de ganimet olarak sahip oldular. O zaman yine biz ne yapmalıyız? Biz asla kendi kuvvetimize, kendi kabiliyetimize, kendi sanatımıza güvenmemeliyiz. Mesela bazen şu söz söylenir. Birisi işte bir okulu bitirmişti. Denilir ki onun kolunda altın bilezik var. Subhanallah. Ben kolumda altın bilezik olmaktan hayal ederim. Müslümanın tek bir altın bileziği vardır. O da Allah'a tevekküldür. Allah'a güvenmektir. Kendisinin hiçbir kabiliyeti, hiçbir kuvveti, hiçbir imkanı olmadığını haliyle ve kaliyle Allah'a ilan etmesidir. Allah beni ve sizi bir yeteneğimize güvenmekten muhafaza etsin. Kuvvetimize güvenmekten muhafaza etsin. Nimeti kendimizden bilmekten muhafaza etsin. Allah hem bana hem size bütün nimetleri Allah'a isnat edenlerden eylesin. Üçüncü ayeti kerime, üçüncü yine Bedir günü. Enfal suresi ayet 9-10. Aynı mesele Ali İmran'da da geçiyor. İz testagisûne rabbekum. Bir vakit Rabbinizden yardım diliyordunuz. yokdunuz. lekum. Rabbiniz de size icabet etti. Dedi ki Rabbimiz ya yani, neyle? Enni mumiddukum bi elfin minel meleketi mugdifin. Ben sizi peş peşe gelen bir melek ile kuvvetlendireceğim. Size bin melekle yardım edeceğim. Cenab-ı Hak ilk önce bin melek gönderdi. Sonra iki bin melek daha gönderdi. Üç bin oldu. Daha sonra iki bin melek daha gönderdi. Beş bin oldu. Ancak bakın burada çok ince bir nükte var. Çok ince bir nükte. Bu nükteyi anlayıp hayatımıza hayat yapmalıyız demi jaalehullah Allah bunu yapmadı bunu kılmadı. İlla ancak şu sebepten dolayı kıldı. Yani Cenab-ı Hakk'ın melekleri göndermesinin bir sebebi var. Ancak o sebep için Allah gönderdi. Bu şıra müjde olsun. Yani melekleri görünce galip geleceğiz. Allah galibiyeti meleklerle size müjdeledi. Ve li tadma inne bihi kulubukum. İkinci sebepte kalpleriniz o meleklerle mutmain olsun. Allah'ın yardımını hissedin. Meleklerin gönderili sebebi buymuş. Bir müjde, iki kalplerin tatmin olması. Bakın Allah ne diyor? Ve men nasu illa min indillah. Yoksa yardım ancak Allah'ın katındandır. Cenab-ı Hak yardımcı olarak melekleri bilmemize bile razı olmuyor. Yani şu söz. İyi ki melekler geldi bizimle savaştı. Melekler sayesinde galip geldik. Allah bu sözden razı değil. Hangi söz? O Rabbimize hamdü sena olsun ki melekleri bizimle savaşması için gönderdi. Bakın o zaman ne oldu? Melekler vasıta oldu, vesile oldu. Nimetin sahibi kim oldu? Allah oldu. Ve subhanallah. Cenab-ı Hak meleklerini gönderiyor. Ancak yardımın meleklerden bilinmesine razı olmuyor. Ve subhanallah. O arada kardeşlerim 3 ayet-i kerimenin mane bir daha bakalım. Kıstadın hissele tamamlayalım. 1. ayet-i kerime. Onları siz öldürmediğiniz Allah öldürdü. Ey Habibim sen attığın zaman sen atmadın Allah attı. Allah bunu katından güzel bir imtihanla müminleri imtihan etmek için yaptı. Allah işitendir ve Allah bilendir. Muhakkak ki Allah size birçok yerde ve Hüney'in günü yardım etti ki o gün kalabalık olmanız sizi hayrete düşürmüştü. Gururlanmıştınız ama kalabalık oluşunuz size bir fayda vermedi. Yeryüzü geniş olmasına rağmen sizi sıktı, size geldi sonra sırtınız dönüp kaçtınız. Sonra Allah Resulüne ve müminlere sekine indirdi. Görmediğiniz ordular indirdi ve kafirler azap etti. İşte bu kafirlerin cezasıdır. Üçüncü ayet kerim. Hani bir vakit ya, Rabbinizden yardım istiyordunuz. Rabbiniz de icabet etmişti. Size peş peşe gelen bin melekle yardım edecek bu yardımı Allah sadece müjde olsun. Melekleri göndermesinin tek sebebi sadece müjde olsun ve kalpleriniz onlarla meleklerin gönderilmesiyle tatmin olsun. Yoksa yardım eden melekler değildir. Yardım ancak Allah'ın katındandır. İnna Allah azizun hakim. Allah azizdir mağlup olmayan yegane galiptir. Hakim ve hikmet sahibidir. Bu üç ayetten kıstadan hissemiş olsun. Hiçbir nimeti, hiçbir güzelliği, hiçbir başarıyı, hiçbir kemali nefsimizden ve bu nimetin bize ulaşmasına sebep olan kişiden bilmeyelim. Her nimeti Allah'tan bilelim. Her başarıyı Allah'tan bilelim. Varsa bir kemalimiz, bir güzelliğimiz Allah'ın bir ihsanı bilelim. Bütün kemalin, bütün yardımın, bütün iyiliğin, bütün ihsanın, bütün lütufların tek sahibi Cenab-ı Hak Allahu Teala Celle Celaluhu. Rabbim hem bana hem size nimeti Allah'tan bilme işini kolaylaştırsın. <laughs> amin amin amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana entel alimul hakim. Takabbal minna bi hurmetil Fatiha.